Herkese selamlar. Eğer siz de DaVinci Resolve'da çalışırken, özellikle yazı efektleriyle çalışırken, yazılarınızı, karakterlerinizi birbirinden bağımsız olarak biçimlendirmeye çalıştıysanız ve bunu bir türlü başaramadıysanız, bu video tam da size göre. O yüzden fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Dedim ve ben DaVinci Resolve'u öncesinde açtım ve şu an çalışmaya hazırım. Hatta çok hızlı bir şekilde bu mouse eklentisini de buraya getirdim ve şimdi çalışmaya başlayabiliriz. Ben DaVinci Resolve'da bir tane proje açtım. Bugün konuşacağımız konu yazılarımızı birbirinden bağımsız olarak biçimlendirmek olacak. Eğer DaVinci Resolve'da daha önce bir yazı eklediyseniz ve bu yazıyı biçimlendirmeye çalıştıysanız belki bu daha önceden başınıza gelmiş olabilir. Şimdi bunun üstesinden nasıl gelebileceğinizi göstereceğim size. Eğer edit sayfasında bu efektlerin altında bulunan, title'ların altında bulunan text efektini buraya alıp koyarsak, şöyle görebilmek için biraz da kenarından büyütüyorum. Biz bu efekti buradan seçim yaparak şu şekilde boyunu değiştirebiliyoruz. Yani bir kısmını büyütüp buradan da sadece ilk harfi büyütmeyi seçebiliyorum ben. Bunun üzerinden değişiklikler yapıp hatta buradan renklerini bile bireysel olarak değiştirebiliyorum. Fakat bu birazcık kısıtlı bir yazı aracı. Çünkü tamamen edit sayfasında çalışıyor ve düz bir şekilde çalışıyor. Bizim eğer de programı kullanıyorsanız zaten biliyorsunuz ve programa yeni alışıyorsanız da şimdi öğreneceksiniz. Text Plus aracımız Fusion tabanlı olduğu için çok daha fazla kişiselleştirme ve özellik sahibi. Ben mesela çoğunlukla yazı yazacağım zaman genelde Text Plus aracını tercih ediyorum. Peki Text Plus aracını tercih ettiğimizde ne oluyor? Tekrar Text Plus aracına geliyorum. Burada Custom Text yazıyor. Şuradan Text'in özelliklerini açacağım. Custom Title'ın son kısmını seçiyorum ve boyunu arttırıyorum. O da ne? Bütün yazı olduğu gibi büyüyor. Şimdi bunun olmaması gerek. Bunu nasıl bizim istediğimiz gibi normal text aracında yaptığımız gibi biçimlendireceğiz? Bunun için Fusion'a gitmemiz gerekiyor. Ama hiç korkmayın, Fusion'da çok fazla bir işimiz yok. Sadece küçük bir düzenleme yapıp oradan geri geleceğiz. Ben burada Text Plus aracım seçiliyken hemen yukarıdan Inspector'dan Open in Fusion butonuna şöyle basıyorum. Hatta şöyle de gösterebilirim. Şurada bir butonumuz var. Bu butona basıp Fusion'a geçiyorum. Ve Fusion'a geçtiğimde benim Text Plus aracım burada zaten görünür hale geldi. Tek yapmam gereken buradaki yazı bölümüne istediğim yazıyı yazdıktan sonra sağ tıklayıp buradaki ikinci seçenek olan Karakter Level Styling özelliğini aktif etmek. Bunu yaptığım anda üst tarafta modifierların aktif hale geldiğini görebilirsiniz bu şekilde. Ben modifierlara girdiğimde benim aslında yazı araçlarım burada tekrar duruyor. Buraya girdiğimde tek yapmam gereken burada tekrar ekrana gelip istediğim yazıyı seçip örneğin ilk kısmını seçeyim. Tekrar benim önüme bir araç verdi. Araç menüsü verdi. Artık ben buradan boyutunu dilediğim gibi değiştirebilirim. Mesela bu ortadaki ikiyi ben biraz daha büyütmek istiyorum. Hatta tekrar bu diğerlerini seçip bu 6 tane karakteri seçip buradan shading'den İkinci bir element ekleyebilirim ve bunun da sadece dışarıya dönük olmasını sağlayabilirim. Hatta buradan rengine de bu şekilde kırmızı yapabilirim. Dilersem hazır bunları seçmişken şu şekilde bu yazıların örneğin şöyle tekrar shading 1'e dönelim. Beyaz değil daha başka bir renk olmasını da sağlayabilirim. Tamamen burada esneklik bize kalmış durumda ve bu değişiklikleri yaptıktan sonra da edit sayfasına dönebilir. Dilersek buradaki genel ayarları kullanarak diğer efektleri de değiştirebiliriz. Artık burası tamamen bize kalmış durumda. Dilersek buradaki write on efektiyle de buradaki silinme etkisini gerçekleştirebiliriz. Tamamen bize kalmış. Eğer tekrar bir değişiklik yapmak istersek buradaki kompozisyona sağ tıklayıp Open in Fusion Page ya da az önceki gibi Inspector üzerinden Open in Fusion diyebiliyoruz. Buraya geldikten sonra da dediğim gibi tek yapmamız gereken burayı seçip istediğimiz yazıya, istediğimiz karaktere farklı bir şeyler belirlemek. Bu şekilde araları biraz daha rengini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Aslında bugün konuşacağımız konu buydu. Çünkü gördüğüm kadarıyla özellikle custom bir şeyler yaparken
Bu özelliği çoğu kişi kullanmıyor ya da kullanmayı atlıyor. Belki de çok fazla görmediğiniz için de olabilir. Fakat özellikle bir tasarım yapıyorsanız bu gerçekten sizin hayatınızı kurtaracak bir özellik. Dolayısıyla videoyu çok fazla uzatmayacağım. Bu video biraz kısa oldu. Çünkü bu hafta eğer takip ettiyseniz bizim bir etkinliğimiz var. İstanbul'da ben şu an Blackmagic Design'ın etkinliğindeyim. Ben şu an orada olduğum için aslında siz bu videoyu ben etkinlikteyken izliyor olacaksınız. Yapacak bir şey yok. Bu hafta boş geçmesin diye nispeten kısa bir video çekmek istedim sizler için. Umuyorum videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer bulduysanız bunu aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin ve bu vakte kadar videoyu izlediyseniz bir tane de like bırakırsanız benim için ve kanal için gerçekten önemli. Evet, daha da fazla uzatmaya gerek yok. Umuyorum hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.